Tuğçe, konuşalım biraz. Murat, senin ne işin var burada? Sana daha önce de söyledim. Eğer Ahu ile iş dışında görüşürsen bir daha benim yüzümü bile göremezsin dedim. Sen ne yaptın? Ya bir tanem, ben onunla iş dışı falan görüşmüyorum ki. Kadınla tesadüfen restoranda karşılaştım. Murat bak, bu söylediklerinin benim için artık hiçbir anlamı yok, tamam mı? Sen Ahu ile görüştün. Hem de birlikte yemek yediğimiz lokantada görüştün Murat. Tuğçe bak, göründüğü gibi değil, tamam mı? Sana yemin ederim aramızda Ahu ile hiçbir şey yok. Tabii canım, yok. O yüzden zaten göz göze bakışıyordunuz, gülüşüyordunuz değil mi tuvaletin önünde? Tuğçe bak, göründüğü gibi değil, tamam mı? Hata yapıyorsun. Evet Murat, ben bir hata yaptım. Ben hataların en büyüğünü senin gibi bir adamla bir ilişkiye başlayarak yaptım. O yüzden şimdi hoşça kal. Bak ya, aman gözüm arkada kalmasın. Sakın ha, akşam yatmadan önce tüpü mutlaka kapat. En iyi anne. Tamam annem, bak. Kocaman adamım ben değil mi? Tık. Oğlum bak, soba yanıkken sakın ha. Sakın ha uyuma Emin. Soba sönsün, ondan sonra uyursun. Tamam annem, tamam. Evden çıkarken de camları kapıları kontrol et Emin oğlum. Hırlısı var, hırsızı var. Annem, çocuk değilim ya ben artık. Bak, şetaret alamadı, çok selam söyle, tamam mı, gittiğin zaman unutma. Baş üstüne. İnşallah sen, ben, Tuğçe de gideriz de şetaret alan da gelinimizi görür. İnşallah annem, inşallah. Niye öyle yüzün düştü? Yoksa aranız kötü mü? Yok canım, kötü falan değil. Meraklanma sen, gayet iyiyiz. Tuğçe gelinime iyi bak ha. Ondan hoş geçin, valla sonra karışmam ha. Merhabalar Ahu Hanım. Hoş geldin Murat. Hiç boşuna oturma, çünkü kutlamaya çıkıyoruz. Kutlama mı? Neyi kutluyoruz? Bu büronun şimdiye kadarki en karlı davasını kazandık. Hani şu trilyonluk arsa davası vardı ya. Evet. Onu kazandık. Süper ya, çok sevindim valla. Sen asıl Faruk Bey'in sevincini görecektin. Ne de olsa adamlarla yüzde üzerinden anlaşmıştı. Çok iyi para kazandı. Vay be, ama adam hak etti gerçekten de. Yani gece gündüz çalıştı bu dava için. Yapma Murat, bu ikimizin başarısı. Biz seninle çok uyumlu ve başarılı bir ekip olduk. Sen belki biraz tecrübesizsin ama çok daha önemli maharetlerin var. Çok zekisin, çok çalışkansın. Yapmayın Ahu Hanım, utandırıyorsunuz beni. Daha bir sürü güzel meziyetin var. Neyse, onları da yemekte konuşuruz artık. Hadi, yemeğe çıkıyoruz. Yemek mi? Ahu Hanım, nasıl olur ki şimdi yemek falan? İtiraz istemiyorum Murat. Hem böyle çekingen davranmana gerek yok. Çünkü bu bir iş yemeği. İyi, madem iş yemeği. Bu daha başlangıç Murat. Biz seninle mükemmel bir ekibiz. Ve çok daha başarılı işlere imza atacağız. Bana bu kadar çok güvendiğiniz için teşekkürler Ahu Hanım. Şarap alalım mı? Ahu Hanım, ben almasam, biliyorsunuz taksiye çıkıyorum. Aa, içkisiz kutlama olur muymuş hiç? Bari birer kokteyl alalım. Burası çok güzel kokteyller yapıyor. Ahu Hanım, siz istediğiniz için. Neyse, ben de size ufaktan eşlik edeyim bari. Ufaktan eşlik etmeni istemiyorum. Seninle karşılıklı içmek istiyorum Murat. İtiraz istemem. Bu gece bizim gecemiz. Ve biraz eğleneceğiz. İyi peki. Bakar mısınız? Bize iki tane mojito hazırlar mısınız lütfen? Derhal efendim. Ohan ya. Ne içirdiniz siz bana böyle? Gel bakalım. Allah Allah, nerede bu çocuk? Bir de cepten arayayım bakayım. Anahtarın nerede? Cebimde bir yerde olacak. Dur ben bakayım. Tamamdır. Efendim? Alo Melahat Hanım, ben Hayriye. Hayriye Hanım? Aa, ne oldu? Niye sesiniz bu kadar telaşlı geliyor? Ay, ben evde değilim, Bolu'dayım. Murat'ı arıyorum. Bulamıyorum. Ev telefonu açılmıyor. Cep telefonu da kapalı. Allah Allah. Vallahi içime bir kuşku düştü. Evde biliyorsunuz kömür sobası var. Lodos falan alıp da zehirlenmesin bu çocuk. Hayriye Hanım, siz telaşlanmayın. Ben şimdi bir koşu gider Murat'ın evine bakarım, kontrol ederim. Rica ederim, ne demek? Hoşça kalın.
Ne oldu anne? Bir şey yok kızım. Hayriye Hanım aradı. Murat'ın telefonlarına ulaşamıyormuş. Kadın haklı tabii. Başına bir şey gelmesin diye endişe ediyor. Ben bir gideyim de bakayım çocuğa. Anne ya, gerçekten bir şey gelmiş midir Murat'ın başına? Sen niye bu kadar endişe ediyorsun bakayım? Anne, ne alakası var Allah aşkına? Bir aile sordum ben sadece. Yoksa bana ne Murat'tan? Bitmiştir o artık benim için. Tabii tabii, ben de inandım. Çekil bakayım. Nasılsın ya? Başım dönüyor. Ah hanım ya. Ben şimdi sana güzel bir kahve yapayım. Kendine gelirsin. Mutfak ne tarafta? Ah hanım. Hiç zahmet etmeyin ya. Zaten zahmet verdim size. O nasıl söz Deli? Sen hiç bana zahmet verebilir misin? Sana bu kadar yakın olmak, sana dokunabilmek benim mutluluk rüyamda. Yapmayın ah hanım. Ben Tuğçe'yi seviyorum. Sen mis? Ben bakıyorum. Buyurun. Murat'a bakmıştım ben. Melahat abla. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim, yolda kalmak istemem. Konfor beklerim. Taksici sollan biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni Melahat abla. Bu kadar. Bu kadar. Başka ne olsun? Yani biraz garip konuşuyorsun sen benimle. Tuğçe'cim, bunun nesi garip oldu? Yani benden bir şeyler saklıyormuşsun gibi anne. Tuğçe'cim, senden ne saklayabilirim ki evladım? Ha? Otur bakayım Tuğçe, seninle biraz konuşmamız lazım. Anneciğim, ben ne konuşacağımızı zaten çok iyi biliyorum. Yine sen başlayacaksın. Bak kızım, Murat çok iyi bir çocuk. Onun hiçbir suçu yok. Gel ben sizi barıştırayım. Yok yok yok, hiç öyle bir şey demeyeceğim artık. Zaten sizin kavgalarınızda benim araya girip sizi barıştırmam büyük hataydı. Sizi barıştırmamam lazımdı benim. Anne, bunları bana sen mi söylüyorsun? Evet, ben söylüyorum Tuğçe. Bak, Murat'la birbirinizi çok seviyorsunuz. Bundan hiç şüphem yok. Ama bazen sevgi yetmiyor evladım. Sizler iki zıt ayrı kutupsunuz. Sürekli kavga ediyorsunuz. Birinizin ak dediğine öbürü kara diyor. Böyle bir birliktelik olmaz. İkiniz de acı çekiyorsunuz. Bir an önce bu birlikteliğinize bir son verin artık. Anne, yani şimdi biz Murat'la barışsaydık, sen bu ilişkiye onay vermeyecek miydin? Hayır, onay vermeyecek. Çünkü bu ilişki ikinizi de yıpratıyor ve beni de bir anne olarak çok üzmeye başladı. Haklısın galiba anne. Ya Murat körü körüne o kadar çok hata yaptı ki, zaten bu saatten sonra bu ilişkinin devam etmesi de mümkün değil ki. Canım benim, daha karşına o kadar güzel insanlar çıkacak ki senin. Üzülme. Ellerine sağlık Ali Kemal'cim. Pırıl pırıl ol. Sağ ol çocuğum. Şey değil ablacığım. Merhaba abla, konuşabilir miyiz biraz? Ne konuşacaksın Murat'cığım? Melahat abla, dün gece olanlar hakkında konuşmak istiyorum. Dün geceyle ilgili hiçbir şey konuşmayalım istersen. Ha? Ablacığım bak, beni Ahu Hanım'la öyle gördün ama inan sandığın gibi bir şey yok. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum Murat'cığım. Melahat abla bakın, ben çok sarhoştum. Ahu Hanım da beni evime kadar bıraktı. İnanın sandığınız gibi bir şey yok. Aramızda hiçbir şey olmadı. Bak, ben dün gece sizin evde gördüklerimle ilgili hiçbir şey söyleyemedim Tuğçe'ye, biliyor musun? Çünkü yüzüm tutmadı oğlum. Ya Melahat abla bakın, gerçekten yanlış anlamışsınız. Yani diyorum ya, aramızda hiçbir şey olmadı. Hem benim stajım da bitti, artık Ahu Hanım'ı falan görmeyeceğim bir daha. Murat'cığım,
Ben sana çok güveniyordum. Ama sen ne yaptın? Benim güvenimi sarstın. Kızımı çok üzdün. Artık onun daha fazla üzülmesini istemiyorum. Bu ilişki ikinize de zarar veriyor çocuğum. Bir an önce bu ilişkiyi bitirin. Ama Melahat abla lütfen. Bu konu burada bitmiştir Murat. Hayırdır Melahat Hanım? Ne oldu? Oturmaz mısınız Nuri Bey? Aramızda kalsın ama Murat'ın şu hukuk bürosundaki Avhu Hanım'la ilişkisi var mı? Yapmayın Melahat Hanım. Siz nasıl inanırsınız böyle bir şeye? Murat yapmaz öyle bir şey. O mert, dürüst, namuslu bir çocuktur. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ta ki dün gece Murat'ın evinde ikisini baş başa yakalayıncaya kadar. Ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Ve bunu Tuğçe'ye nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Hay Allah. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bence ikisinin ayrılması en doğru şey olacak galiba. Çünkü artık kızımın daha fazla üzülmesini istemiyorum Nuri. Yapmayın ya, çok üzüldüm. Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? O hukuk bürosuna ben yollamıştım Murat'ı. Sanki buna ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Bunun için çok üzülüyorum. Üzülmeyin Melahat Hanım. Sizin ne suçunuz olabilir ki? Oo, Murat'cığım gel gel gel. Merhabalar Faruk Bey. Merhaba, hoş geldin. Geç otur. Nihayet staj sona erdi demek ha? Evet, bitti efendim. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Ya iyi ki Melahat Hanım seni bize göndermiş. Yoksa en yetenekli avukatımızı rakiplerimize kaptıracaktık. Sağ olun, eksik olmayın Faruk Bey. Okul ne zaman bitiyor bakalım? Şubat'ta inşallah. Ha iyi iyi, fazla bir şey kalmamış. Ya Murat'cığım, ben de Ahu Hanım da senin çalışmandan çok memnunuz. Yani burada kalıp bizimle çalışmaya devam etmeni istiyoruz. Ne diyorsun? Faruk Bey, teklifiniz için çok teşekkür ederim ama maalesef burada sizinle devam edemeyeceğim. Neden? Ters bir durum mu var? Yok, ters bir durum yok. Ama benim evime, okuluma çok uzak burası. Gelip gitmem çok zor oluyor. Onun için. Kusuruma bakmayın. Ya anlıyorum. Neyse, ben tekrar çok teşekkür ederim her şey için Faruk Bey, ilginiz için. Murat'cığım, eğer fikrini değiştirirsen kapımız sana her zaman açıktır bilesin. Çok teşekkürler Faruk Bey. Hoşça kalın. Güle güle. Elveda Ahu Hanım. Elveda mı? Elveda. Benim stajım bitti. Gidiyorum. Niye gidiyorsun ki? Faruk Bey sana söylemedi mi? Biz seninle çalışmaya devam etmek istiyoruz. Biliyorum. Ama benim sizinle çalışmaya hiç niyetim yok. Neden ki? Bir de soruyor musun? Başından beri çevirdiğin şeylerin farkındayım. Ne çeviriyormuşum ben ya? Ahu. Bırak bu saf masum kız ayaklarını. Başından beri Tuğçe ile beni ayırmak için elinden geleni yaptın. Saçmalama Murat. Ne yaptım ben? Senin evine çalışmaya gitmemiz. Orada Tuğçe aradığı zaman ona söylediklerin. Kutlama yemeğine gidişimiz. Sonra beni orada sarhoş edip evime götürme. Bunların hepsi tesadüf müydü ha? Deli misin sen? Asıl şimdi aklım başıma geliyor. Bana bak Ahu. Benim hayatımı kararttın. Eğer bir daha karşıma çıkarsan... Tuğçe, konuşalım biraz. Murat, sana daha önce konuşmak istemediğimi söylemedim mi ben? Ya sen neden ikide bir rahatsız edip duruyorsun beni? Ya bak Tuğçe, çok yanlış yapıyorsun. Ahu'nun bizi ayırmak için hazırladığı tuzağa düşüyorsun sen. Murat, Ahu'nun tuzağına düşen ben değilim, sensin tamam mı? Ahu'yla aramızda hiçbir şey yok. Bana inanmıyorsan Ahu'nun yanına götüreceğim seni ve her şeyi itiraf ettireceğim ona, yürü. Ya Murat ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana kolumu, deli misin? Ne istiyorsun benden? Ne isteyeceğim kızım? Seni istiyorum. İlişkimizi kurtarmak istiyorum. Murat ben seni istemiyorum. Sen laftan anlamıyor musun ya? Bitti diyorum sana, bitti. Ya bağırmasana bana. Bağırttırma o zaman. Tuğçe bak ben seni seviyorum tamam mı? Seni çok seviyorum ben. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Bana inansan da inanmasan da seni seviyorum. Murat bak bana bu söylediğin lafların hiçbir anlamı yok tamam mı benim için?
Çünkü senin ağzından çıkan hiçbir kelimeye inanmıyorum artık. O yüzden düş yakandan. Tuğçe! Ya Tuğçe! Kar! Sana bahsettiğim çocuk bu işte kuzen. Ya musallat oldu, günlerdir peşini bırakmıyor. Demek seni rahatsız ediyor kuzen ha? Evet. İstersen direkt dalayım ben bu laleye. Dişlerini dökeyim eline. Yok, öyle bir şeye gerek yok. Ya sadece böyle sevgilimmiş gibi davran. Belki bir erkek arkadaşım olduğunu öğrenirse bırakır peşini. Bak Tuğçe, emin misin? Ben döveyim bunu. Ya kavga falan yok dedim Emre. Sen sadece dediğimi yap yeter. Hadi. Peki. Sen nasıl istersen kuzen. Tuğçe. Kim bu herif? Sen kimsin ya? Ne istiyorsun benim kız arkadaşımdan? Çek git. Ya Emre boş ver, muhatap olma şununla. Tuğçe, neler söylüyorsun sen? Lan oğlum, sen hala burada mısın? Bas git yoksa koyacağım tepeneği uğra. Emre! Emre iyi misin? İyiyim. Murat, ne yaptığını zannediyorsun sen? Ya ne istiyorsun benden? Düş artık yakamdan Murat, düş. Yazıklar olsun sana Tuğçe.